Merhaba arkadaşlar. Bu Michael Simmons'ın eğitim programını aldıktan sonra her gün 1,5 saatim falan buna ayırmaya başladım. Bir de bir sürü ödevler veriyor. Çok yoğun da bir program. Bu kadar işimin gücümün arasında bir de bunları geceleyin uyutmadı beni ya. Dün gece miydi? Dün gece, evet. Saat 12'den evvel yattım. 2 saat döndüm durdum. Çünkü beynim overstimüle oldu yani. Öğrendiğim şeyleri düşünüyorum. İzlediğim şeyleri düşünüyorum. Ne yapacağımı düşünüyorum. Hayatımda yeni bir pencere açmam gerektiğini düşünüyorum. Rönesans insanı olarak yeni bir sıçrama yapmam gerekiyor. Çok daha 12'den vuracağım. Kaliteli yepyeni içerikler hazırlamam gerekiyor. Bir patinaj yapıyorum şu anda. Kendimi tekrar ettiğim bir şeye geldim çünkü. Sıradan ve sürüden işler yapmaya başladım. Biraz böyle hep miktara önem verdim. Sayıya önem verdim şu ana kadar. Ama sayıyı bir kenarda bırakıp bir dikey sıçrama yapacağım bir raddeye gelmem lazım. Bundan da korkuyorum. Çünkü risk alıp da böyle çok uğraşıp yapmam lazım. Nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bu program bana biraz, Michael Simmons o konuda biraz bana ufuk veriyor açıkçası. Orada şuna karar verdim. 2030'lara biz nasıl hazırlanacağız? 2030'lara. Yani 2030'larla ilgili böyle dünyada ne var ne yok ben sürekli okuyorum, yazıyorum da bu konuda. Çok az yazabildim gerçi. Yani idealimdeki şeylerin belki %1'ini falan yazabilmişimdir yani. Ama o yazdıklarım dahi on binlerce insan tarafından okundu. Gelecekle ilgili yazdığım yazılar inanılmaz okundu yani. Demek ki bu konuda ben şu kanaati getirdim. Gelecekle ilgili orijinal, güzel sesler yeterince yok bence. Yani bununla ilgili kurumlarımız yeterince vizyoner değiller. Geleceği algılamak çok zor çünkü non-linear şekilde paradigma değişiminin 2 katına çıktığı, her 10 yılda 2 katına çıktığı bir şeye girdik. Her şey inanılmaz hızlandı. Son hız gidiyoruz. Ve bütün bu alakasız görünen alanlar son hız birbirleriyle buluşmaya başladılar. Yani blok zinciri, web 3, NFT'ler, Metaverse, yapay zeka, algoritmalar, makineler, sosyal medya, işte bu augmented reality, virtual, smart, akıllı evler, Neuralinkler, işte bu teknolojiyle bütünleştim, ses teknolojileri, nereden tutarsan tut yani bütün bunların hepsi GPT3'ler, bütün bunların birbirleriyle bütünleştiğini, blok zinciri, web 3, böyle geleceğin TikTok'ları, Netflix'leri bilmem ne ekosistemlerinin kurulduğu böyle manyak bir şeye doğru, çağa doğru gidiyoruz. Token ekonomisi, içerik ekonomisi, hikaye ekonomisi, böyle bir manyak çağa doğru gidiyoruz. Bütün bu teknolojiler bir araya geldiğinde ve bunların kesişim kümelerinden ne çıkacağını öngörebilmek inanılmaz zor. Yani bu şeye benziyor. İnternet ilk çıktığında kimse nelere varacağını hayal edemiyordu bile. Yani birkaç öyle birileri orada bir şeyler yapıyor ama bir e-mail yazma, hiçbir hayatımızda hiçbir etkisi yoktu. Bak internet 30 senede nereden nereye geldi yani. 1990'larda biz internet nedir, önemi nedir? Hayatımızdaki hiçbir şeyi şuursuzduk yani. Şimdi 90'lardan 2020'lere geldiğimizde internet hayatımız oldu. Dijitalleşme artık bence o sözcüğü de karşılamıyor. Dijitalleşme, sanallaşma öyle boyutlara vardı ki artık o sözcük yetmiyor bence. Buna yeni sözcüklere, yeni kavramlara ihtiyaç var. Dijitalleşme artık öyle bir hal aldı ki bizim avatarımız, dijital kimliğimiz etimizden, kemiğimizden, vücudumuzdan daha önde, daha önemli. Böyle bir çağa girdik artık yani. Senin internetteki varlığın, markan, içeriklerin, işte avatarın, sanal kimliğin, dijital kimliğin gerçek kimliğinden çok daha önde. Bak bu çok önemli. Sana birey olarak yatırım yapabilecekler. Bireysel varlıklarını, esetlerini, datalarını kendin kontrol edebileceksin blok zinciri üzerinden. Avatarın daha kritik bir hal alacak. Kendini gizleyebileceksin hatta istersen. İşte Web3 ortamlarında DAO'larla falan bu decentralized organization'ların kurulduğu, kendi varlıklarını kontrol ettiğin, bütün bunları içeriğe dönüştürdüğün, dataya dönüştürdüğün, bu teknolojilerle bütünleştiğin, süper insan olduğun böyle beynini 100 katına çıkarttın, makinelerle, algoritmalarla bütünleştiğin, sanal alemlerde koştuğun, günde böyle bir sürü sanal alemlere girip çıktığı manyak bir ekosisteme doğru son hız gidiyoruz yani. Son hız ve de. Şimdi bu mesela onlarca trend raporu okuyorsun böyle ve bu işin nereye varacağını hala öngöremiyorsun. Black Mirror bölümleri izliyorsun. Bu işin nereye varacağını ucundan biraz görüyorsun ama gene göremiyorsun. Tahmin etmek çok güç çünkü yani. Tahmin edebilmek çok zor. Dolayısıyla arkadaşlar böyle bir şeyde yani beyin de patinaj yapıyor. Bak o da enteresan. Bu kadar fazla uyaran ve bu kadar fazla inovasyon ve bunların bir araya nasıl geleceğini çok büyük bir puzzle olarak düşünün. Bulmaca gibi düşünün. 3 boyutlu bir bulmaca bu. Bu 3 boyutlu labirentin içinde kayboluyorsun. Çünkü beyninin bandwidth'i yetmiyor bunları algılamaya. Gelecekteki ortaya çıkacak yüzlerce, binlerce inovasyonu algılayacak beyin kapasitesi yok sende. Düşün ki. Hiçbirimizde yok yani. Ve istersen Elon Musk ol yani 8 tane sektörü dönüştür. Milyarlarca şey kur gene de göremiyorsun yani. Çünkü gelecek bambaşka bir şekilde geliyor. Şimdi böyle bir çağda arkadaşlar ne yaparsın? Nasıl hayatta kalırsın? Nasıl bunları kafaya takarsın? Dolayısıyla ben şuna karar verdim. Burada bir şuna ihtiyaç var. Ben şuna uğraşmak istiyorum. Buna karar verdim. 2030'lara nasıl kendimizi hazırlarız? Böyle bir sorun bu arkadaşlar. Bu sorunun peşinden gitmeye çalışacağım. Önümüzdeki aylarda ya da yıllarda. 2030'lara nasıl hazırlanırız? Ben hatta bununla ilgili bir tane ufacık yazı yazdım. 20.000 kişi falan okudu ya. O yazı $100 falan para kazandı hatta. Yani hiç uyduruk da bir yazı yani. Demek ki ben bu konuya eğilsem, gerçekten kendimi versem, daha çok okusam, fütüristler ne yazıyor, geleceğin meslekleri nasıl dönüşecek, işte bu Peter Diamandis gibi, Elon Musk gibi, Jeff Bezos gibi ya da bu konudaki düşünürler Michael Simmons gibi böyle internetin geleceğiyle ilgili düşünürler, trend raporu yazarları, sektör liderleri, girişimciler, sanatçılar ne diyor bu konularda? Bunları okumam lazım. Evet, geleceğin beceri setleri tamamen değişiyor. Şimdi bu şöyle bir şeye ihtiyaç var. Yani bu kadar fazla bilgi kirliliği, bilgi patlaması var ki bunları nasıl süzeceğiz? Birey olarak nereden başlayacağız? Basit ve egzersiz bazlı görsel araçlara ihtiyaç var. Yani hikaye bazlı, sürprizli. Bunları böyle adım adım nasıl yediririz? Eğitime dökeriz, içeriye dökeriz. Ufak ufak böyle set coding gibi ufak ufak mikro dersler hazırlayabilir miyiz bunlarla ilgili? Nasıl basitleştiririz? Çünkü çok zor ve çok kompleks ve çok katmanlı ve insanın morali bozuluyor. Bu yeni çağda en önemli belki de ihtiyaçlardan biri bir focus. Yani odaklanamıyoruz artık. Deep work imkansız hale geldi. Bütün bu şeylerin ortasında. Ambale olduk çünkü yani. Dağıldık tamamen. Odaklı nasıl olabilirsin? Bir taraftan dopamini nasıl kullanacaksın, optimize edeceksin? Çok fazla dopamin ishali de olabilirsin ya da patinaj, beyin bir yerde şey yapıyor, error veriyor beyin. Bunu istemezsin. Ama öte yandan meraklı olmak zorundasın. Hayal gücünü kullanmak zorundasın. Bol sayıda deney yapmak, bu gelişmeleri takip etmek zorundasın. Çünkü başka yolun yok yani. Geleceği anlamak için. Ama bütün bunları yaparken kendini yıpratmadan ve kendini tüketmeden, burnout, yandım bittim sendromu olmadan bunu nasıl optimize edebilirsin? Bunlar zor sorular. Bunları nasıl daha basit, herkesin anlayacağı şekilde kitlelere anlatabiliriz? Bu da bir şey. Çocuklarımıza, eğitim sistemlerimize nasıl yedireceğiz? Bununla ilgili mesela güzel hikayeler, basit hikayeler nasıl yazılabilir? Hani bu simyacı vardır ya, simyacı. Yani Peter Coelho'nun kitabı, simyacı tarzında böyle geleceği anlayabilecek metaforlar, hikayeler, yeni söylemler, yeni mental modellere ihtiyaç var. Mental modelleri anlamaya çalışıyorsun. Mesela yüzlerce mental model var. İçinde kayboluyorsun. Disipliner ötesi, bunları anlasan desen, anlayayım desen, nereden girsen çıkamıyorsun. Öyle bir sorun var. Dolayısıyla öğrenilecek şeyler sınırsız. Senin kapasiten, dikkatin çok sınırlı. Şimdi böyle bir çağda sen birey olarak nasıl var olursun? Nasıl gelişirsin? Nasıl mutlu olursun? Nasıl anlamlı katkıda bulunabilirsin? Yani öğrenmeni kat kat arttırman gerekiyor. Evet. Ama bunu yaparken de kendini yıpratabilirsin. Böyle Elon Musk gibi gece gündüz şirkette yatan falan bir insan da olabilirsin. Böyle, çünkü bir yerde o patinaj yapacak kadar böyle bu işlere dalıp çıkamamak da var yani bu işin içinde. Dolayısıyla bir şeye ihtiyaç var. 2030'lara biz basit şekilde bunu egzersiz olarak nasıl üretebiliriz? Görsel dille, hikaye kurarak basit, anlamlı, süzülmüş bilgi şeklinde, kapsül belki hap gibi nasıl bunu şeye dökebiliriz? Formüle edebiliriz, template'lere dökebiliriz. Daha böyle tüketilebilir hale nasıl getirebiliriz? Bunlarla ilgili yeni inovasyonlar üretmek istiyorum. Belki ürünler, icatlar çıkarmak istiyorum. Belki karalamalar yapmak istiyorum. Belki bunların serilerini yazmak istiyorum. Ya da YouTube'larını, videolarını yapmak istiyorum. Bilmiyorum ne yapmak istedim. Belki eğitimlerini vermek istiyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum aslında. Ama böyle bu konularda devam etmek istiyorum. Yani fütürizme devam edeceğim. Bilim kurguya devam edeceğim. Geleceği anlamaya çalışmaya devam edeceğim. Bu teknolojileri anlamaya çalışmaya devam edeceğim. Yeni beceri setleri, geleceğin meslekleri nasıl dönüşüyor, eğitim sistemlerini nasıl dönüştürmeliyiz, bunlara kafa yormaya devam edeceğim. Bu konularda dersler çıkaracağım. İçerik üreticisi olarak, fütürist olarak, girişimci olarak ve sanatçı olarak düşüneceğim ve bilim insanı olarak düşüneceğim. Yani bütün bu şapkaları aynı anda takmamız gerekiyor. Bütün bunları aynı anda takıp da başka açılardan aynı meseleye, bu filse mesela, bu fili nasıl anlayabiliriz yani? Her açıdan bunu nasıl çözümleyebiliriz, anlayabiliriz ve bunu nasıl anlamlandırabiliriz? Daha güzel şekilde nasıl anlatabiliriz? Belki bunların bilim kurgu hikayelerini falan yazmamız gerekiyor. İşte Black Mirror bölümleri gibi böyle şeyler, senaryolar çıkartmamız gerekiyor belki. Bu çok güzel bir kitap vardı, Intelligence 3.0 diye. Onun başında böyle çok güzel bir senaryo kurmuştu. Bu yapay zeka gitgide nasıl güç kazanıyor ve dünya ekonomisini ele geçiriyor yapay zeka. Böyle adım 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 o kadar güzel anlatmış ki, senaryolaştırmış ki, bence böyle güzel senaryolara ihtiyaç var. AI 2041 kitabı vardı mesela. O da güzel senaryolar vardı içinde, hikayeler. Böyle hikayelere, senaryolara ihtiyaç var diye düşünüyorum. Böyle kafamda bunlar var ama nereden başlayacağım, nasıl ilerleyeceğim, bu konuda ne yapmalıyım bilmiyorum arkadaşlar. Bu konularda fikriniz varsa, beraber içerik üretelim diyorsanız, nereden başlayalım, ne yapalım, ne edelim, bir kampa girelim falan, bilmiyorum, varsa fikriniz, yorumlara bekliyorum size. Ne yapabiliriz, nereden başlamak lazım ve en etkili şekilde bunu nasıl yapmak lazım sizce? Bunu bir bilmece, bulmaca olarak ele alsanız siz ne yapardınız arkadaşlar? Yorumlara bekliyorum. Bu bence hayat memat meselesi. Bütün dünyanın gündemi bu olmak zorunda. Geleceği yakalamak isteyen her birey, her ülke, her toplum bu konulara mesai ayırmak zorunda. Bu konuları kafaya takmamız gerekiyor. Ama yeterince bu konuları kafaya takmıyoruz. Yeterince bu konuları merak etmiyoruz. Yeterince bu konular üzerine hayal gücümüzü geliştirmiyoruz. Yeterince bu konuları okumuyoruz, araştırmıyoruz. Bu büyük problem. Bunu merak ettirmenin yolu nedir? Hikayelerle, görsellerle, basitleştirerek nasıl yaparız bunu yani? Nereden başlamalıyız? Bu konuda içerik üreticisi, bilim insanı, sanatçı ve girişimci olarak neler yapmalıyız sizce? Zor oldu değil mi? Yani kolay değil arkadaşlar. Vallahi çok zor bir çağdayız ve zor bir çağa giriyoruz bence. Ama fırsatlar çağı, füze gibi böyle günümüzün 100 katı, 1000 katı daha fazla zenginlik, hayal gücü zenginliği içeren manyak ekosistemlerin çok hızlı pıtrak gibi gelişeceği, bir startupların unicorn'a dönüşeceği bambaşka bir döneme girdik. Bu dönemi yakalamak çok zor. Bu dönemi yakalamanın tek yolu o geleceği hayal edip, kendimizi gelecekte hayal edip 10 sene sonraki kendimizi orada kurgulayıp avatarımızla iletişime geçip, neyse yani oradan geriye ne yapmamız gerektiğini belki anlamaya çalışmak gerekiyor. Bilmiyorum ya. Gerçekten bazen geceleri uyuyamıyorum arkadaşlar bu şeylerden, fikirlerden dolayı ambali oluyorum. Bilmiyorum siz nasıl baş ediyorsunuz? Böyle bir çağda yaşamak, anlamlandırmak, bunları şey yapmak, kafaya takmak. Bir de bütün bunları ben mesela full time çalıştığım zamanın ötesinde yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani bu ekstradan bir mesai getiriyor bana. Dolayısıyla full time çalışmaların falan bir kenara, bu geleceği anlamayla ilgili, merakla ilgili bir o kadar daha çalışıyorum. Ben mesela normalde atıyorum 45 saat mesai yapıyorsam bir 45-50 saat en az bu konularla ilgili de harcıyorum. Ya da işte yeni hikayeler, diziler, televizyon, kültür, bilmem ne, gelecek, bunları, geleceği anlama açısından bunlara da dalıyorum yani. Bilim kurgu, şudur, budur, bütün bunları TikTok'da vaktim, Instagram'da, şurada, burada, o kadar, YouTube'da, Netflix'te o kadar fazla zaman harcıyorum ki dipsiz kuyu hepsi de bunları. Baş edemiyorum arkadaşlar. Yani çünkü süzmeye zaman yok. Anlamlandırmaya zaman yok. Her şey çıldırmış durumda. Çok hızlanmış durumda. Şey çok, bilgi patlaması çok. Ama süzülmüş bilgelik yok. Anlamlandırma, yeni çağın hikayesini anlamlandırıp süzüp böyle hap gibi güzelce dile getiremiyorum. Sıkıntım orada yani. Nereden başlayıp ne yapmam lazım? İşte bu programda Michael Simmons'ta şeye karar verdim. Yani Medium'da bu konularda yazılar yazmam lazım. Bir tane en az yazı yazayım. Ama nereden başlayacağım? O da beni korkutuyor. Yani o yazı da beni korkutuyor şu anda. Yani şey gerekiyor ya, böyle bir aynı kafada bu konulara bu konuları kafaya takmış deli manyak arıyorum aslında. Bu konuları kafaya taktıysanız arkadaşlar ve İngilizce olarak yazmak, üretmek, içerik üretmek, girişimcilik yapmak falan istiyorsanız benimle iletişim kurabilirsiniz. Çok iyi ana diliniz gibi İngilizce bilmeniz gerekiyor tabii ki ve bu konuları gerçekten çok merak etmeniz gerekiyor. Bu şekilde olan arkadaşlar varsa çok meraklı, beraber ne yapabiliriz diye bence bir kampa mı girsek, ne yapsak? Böyle bir hackathon'a mı girsek, kampa mı girsek diye düşünüyorum arkadaşlar. Ne yapsak? Çünkü tek başıma ben baş edemiyorum yani. Kayboluyorum içinde. Dipsiz kuyu. Kara delik hepsi bunların. Kara delik gibi yani. Çok cazibeli ama çıkamıyorsun işin içinden gibi hissediyorum. Ay, size gene saçmaladım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yorumlara siz ne düşünüyorsunuz bekliyorum yani. Hadi bay bay.